Evet, yağmur yağınca tabii Vakfıkebir'in durumu vahim oluyor, köylü gibi. Her taraf su üst kanalizasyonu görüyor. Burada gördüğü gibi caminin bay bayan lavaboları gitmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi su ve durum bu. Vahim bir durum var gördüğünüz gibi. Maalesef böyle durumlar olabiliyor. Yani yağmur yağdığı zaman lavaboya gitme şansınız yok. Gördüğünüz gibi. Şehirde de bir düzen yok yani. Vakfıkebir'e baktığınız zaman böyle yüz suları akıyor gördüğü gibi. Bak buradan aşağı geliyor mesela. Şehrin merkezi burası yani. Vakfıkebir şehrin merkezi. Yani yoldan yürüyemiyorsunuz. Bir düzensizlik var. Cami çok güzel. Caminin altında ticarethane yapılıyor biliyorsunuz. O da başka bir tartışma konusu. Yani bir düzensizlik böyle ince de devam ediyor. Yani nasıl düzelecek, ne olacak? Gördüğünüz gibi yer suları çok kötü yani. Yürümek bile çok zor oluyor. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi terminalin o tarafına gelen bir su var. Yer suları. Aşırı derecede. Diğer Trabzon tarafından, Çami tarafından gelen yer suları var. Burada birleşiyoruz. Acayip bir şekilde burada birleşiyorlar. Gördüğünüz gibi. Menfez çok küçük bak. Çok yağmur yağdığı zaman burası soluyor. Bu sefer burası bir havuz gibi oluyor. Yani burası bir havuz gibi oluyor. Şu anda bereket yok. Çok fazla yağmadığı için solmuyor. Sıkandığı zaman çok kötü oluyor. Yani Trabzon Büyükşehir Kanalizasyon buraya mutlaka bir el atmak lazım. Burası kötü. Takip mi etmiyorlar? Yani sorunları mi takip etmiyorlar? Çok enteresandır yani. Vatandaş saygı duyduğu için mi sesini çıkartamıyor? Ya toplumsal bir mesele bu. Bak görüldüğü gibi her taraftan böyle yer suları akıyor. Evet. Böyle gördüğünüz gibi adam da çok etki gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde kanalizasyonun genişlemesi lazım ve yer sularının bir şekilde kanalizasyonu alınması lazım. Bu önemli bir konu. Yani bunlara kim bakıyor? Trabzon Büyükşehir Kanalizasyon Daire Başkanlığı mı bakıyor? Kim bakıyorsa Vakfıkebir'in temsilcileri var, meclis üyeleri falan. Duyarlı olunması lazım. Buradan gelen su, terminalin tarafına gelen su ağrıdı. Yani çok yağmur yağdığı zaman çok felaket oluyor burası. Böyle bir durum var. Mutlaka bu sorun da çözülmesi lazım. İzleyici ve takipçilerim, sizlere saygılar sunuyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.